Evet. İsveç deyince aklım hemen geliyor. Çelik, İsveç çeliği. İlk gelen İsveç çeliği. Soğuk herhalde, soğuk ülke. Evet, İsveç deyince İskandinav ülkeleri içinde belki ikinci derecede soğuk ülkelerden biri. Bir dakika, nereye bakacağım? Kameraya bak. Buraya mı? Nereye? Gelişmiş bir ülke yani diye geliyor. Bilmiyorum, doğru mu söylüyorum? Avrupa'daki bir toplumun nedenli yozlaştığını, yabancılara bakış açısındaki katılığı anımsatıyor. İsveç'in İskandinav ülkesi olduğunu biliyorum. Soğuk bir ülke. Doğal güzellikleri. Ben İsveç'te 20 ay yaşadım. İsveç deyince önce aklıma gelen İsveç'in güzel kızları ve soğuk kızları. İsveç deyince aklınıza ne gelir? Hiç bilmiyorum. İsveç hakkında aklıma gelen ilk şey İsveçli yönetmen Ingvar Bergman. Bundan sonra Göteborg geliyor. İsveç sadece kendi halkı için ve kendi insanı için çok güzel ve çok düzenli bir sistem kurmuş. Futbol takımı, futbolla ilgili olduğum için. Stockholm başkentleri geliyor. Bu sistem içerisinde başkalarına asla yer yok. Ve onun dışında Vikingler geliyor. Gerçekten soğuk geliyor ilk önce ve o inanılmaz güzel yeşilliği geliyor. Doğası, yeşilliği gerçekten çok güzel. Aklıma gelen ilk şeyler bunlar. İsveççe sadece birkaç kelimelik bir söz biliyorum bir diziden. For intere kamu fortra. Lütfen korkmayın ve yukarı çıkın. Ve insanları da uzun boylu ve soğuk insanlar gibi geliyor. Nobel Edebiyat Ödülleri'nde. Özellikle Nobel geliyor aklıma. Nobel deyince Orhan Pamuk, Orhan Pamuk deyince Nobel, evet direktman İsveç. Az kişinin yaşadığı Avrupa'nın en refah ülkesi. Sorunun bununla bir alakası var mı? Eğer İsveç'te bir yabancıysanız asla yaşama hakkınız yok. Sadece birer gölge ve 3. 4. hatta 5. sınıf insan olarak yaşayabilirsiniz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki Türkiye'de yükselen milliyetçilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yükselen milliyetçilik alçalan özgürlük demektir. Avrupa'da son dönemde gittikçe yaygınlaşan şovanist boyutlarda bir ırkçılık akımlarının da başladığı konusunda artık hiçbir kuşkum kalmadı. Ya milliyetçiliğin yükselmesi benim açımdan iyi bir şey. Daha da ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla taraf var. Bana göre. Faşistler çoğalsın diyorsun. Hayır, o kadar da değil. Bunu küreselleşme sürecinin bir parçası olarak görüyorum. Normal. Fazla fanatikliğe doğru gidiyor. Eğer kapitalizm bu şekilde küreselleşmeye devam ederse, eğer globalizm diye bir tek tiplilik, tek seslilik, tek görüşlülük diye bir şey tuttururlarsa, dayatırlarsa milliyetçiliğin de yükselmesi normal. İyi şeyler düşünmüyorum. Milliyetçilik dediğimiz şey tüm zamanlara özgü bir şey. Hiçbir zaman yükselme dönemi olmadı. Her zaman vardı. Şu anda her ne kadar tehlikeli gibi görünmese de milliyetçiliğin bu şekilde ivme kazanması gelecekte Türkiye'nin başına ciddi sorunlar açabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsun? İyi şeyler düşünmüyorum. Kesinlikle iyi şeyler düşünmüyorum. Türkiye'nin geleceğini parlak, umutlu ve gençliğin sırtına binmiş bir yük olarak görüyorum. Olumlu bakmaya çalışıyorum. Karamsarım. Sancılar, bir takım sıkıntılar var. Türkiye bence bir Big Bang yaşayacak ve geleceğe dair globalleşen dünya politikaları sanıyorum biraz geciktirecek. Çok ciddi bir yükseliş ve gelişme sürecine girecek diye düşünüyorum. Fazla değil. Avrupa Birliği ülkelerine insanların göç edeceği şeklinde endişe var Avrupa'da. Türkiye Avrupa Birliği'ne katılırsa katılıyor musun? Yüzyıllardan bu yana doğudan batıya doğru bir göç etme arzusu var. Bu varacağımız son noktadır. Avrupa'yı silah edebiliriz. Hiçbir Müslüman ülke katılamadığına göre bizi almayacaklardır. Gidenler olur. Ama alınacaktır. Elinde sonunda alınacaktır. Çünkü Avrupa Birliği kalırsa. Avrupa Birliği tabii. Öyle bir birlik kalırsa biz ona gireceğiz. İnsan göçü olur mu? İnsan göçü olur tabii. Niye olmasın yani? Bence olur. İnsanlar oraya gitmek isteyeceklerdir. Ben olsam giderdim yani. En azından gidip görmek isterdim İsveç'i. Ben tavsiye etmem. Avrupa'ya çok fazla göç olur. Avrupa'ya yani Türkiye'de çok fazla göç olduğu için Türkiye'ye göçle gelen insanlar Avrupa'ya daha çok gideceği için Avrupa'nın korkusu bu. Kendi ülkemizi baz alarak baktığımızda eğer bir ülkenin bir tarafında ciddi anlamda ekonomik yatırımlar varsa ve standart biraz yüksekse
iç göçler kaçınılmaz hale geliyor. Sanıyorum benzeri şeyler yaşanabilir. Yani çoğu insan Türkiye'den memnun değil. Ya da merak ederler. Yani ama genelde insanların kafasında hep kaçmak vardır. Avrupa bunu engelleyecek ve bence olmayacak. Çünkü Avrupa Birliği'nden gelen kaynaklarla burada iş olanağı oldukça artacaktır. Bu kaçınılmaz olur. Türkiye Avrupa Birliği'ne katılacak mı Gürcek? Ben şahsen inanmıyorum. Fakat hazırlık dönemi çok büyük katkı sağlayabilir Türkiye'nin gelişmesi için. Yani göç olmaz olur mu? Tabii ki olacak. Türkiye'de insanlar bir şekilde umutsuz. Yarınlarından umutsuz. Bilhassa üniversiteden mezun olan genç arkadaşlar. Yarınlarından umutsuz. Hayır, giremez. Almazlar. Avrupa Birliği istemiyor. Girdiğini farz edelim. Hayır, giremez. Avrupa Birliği'ne girmeyecek. Çünkü Avrupa Türkiye'yi bırakın görmek istemesi, tahammül dahi edemiyor. Tahammül bile edemiyor Türkiye'yi. Sürekli oyalıyor. Almayacak. Bu konuda gelecek soru, hemen Avrupa Birliği'ne girerse insan göçü olacak. Girer mi? Girer mi? Abi? Giremez abi. Girdiğini kabul edeceğim. Girmez. Yani soru soracağım da onun için. Tamam. Girer mi? Giremez kardeşim. Giremez Avrupa Birliği. Girerdi. Ne olur. Girer. Peki girer. Hadi. Girer. O zaman soruyorum. Avrupa Birliği'ne girerse insan göçü konusunda ne düşünüyorsun? Tabii ipini koparan oraya gidecek ama gittikleri gibi pişman olacaklar çoğu, çünkü ben de gittim, gördüm, oraları yaşadım. Avrupa'nın 200'lülüğünü, Avrupalıların 200'lü insanlar olduklarını görecekler ve gittiklerine de, orada yaşadıklarına da pişman olacaklar. Avrupa'da yaşadığınız zaman ya onlar gibi olacaksınız ya da onlar gibi olacaksınız. Eğer onlar gibi olamıyorsanız asla Avrupalı olamazsınız. Avrupalı medeniyet diye bize yutturuluyor. Aslında medeniyet diye bir şey yok. Medeniyet, insanın mutlu olduğu ve çağdaş yaşayabildiği yerdir. Bunu Avrupalılar bize kendilerinde varmış gibi göstermeye çalışıyorlar ve bizi ciddi şekilde kandırıyorlar.